Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Şeriatta zinalar, zinaları karşılarından almak bolyar mı? Gelinler eğer yan yoldaşları ruhsat verse ya emretse, karşı almağa şeriatta ne çıktı? Zinanın karşı erkeklerin karşına menzese nahil ruhsat var. Deyip soru gariptirler. Bunun cevabı, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu, rivayet etti ya Bukhari'de de Kutub-ı Sitte hem mevne geldiktir altı hadith muhtemel kitaplarda Bukhari, Müslim ve hem de Ashab-ı Sunna İbn-i Macih Darami ve İmam Mehmet de Müslim'e getiriptir İbn-i Mesud'den radıyallahu anh'u şuanına ait ki La'anallahu'l vâşimât vel mustavşimât vel namisât vel mutemmisât din hadith uzak manası Hıdayi Teala lanet etsin ve lanet etti vaşimelerini. Vaşime diyeni halkubiyet yeniydi. Yani iğne bilin yaşama yaşama zat bilin adam derisine yüzüğü ya gayri yerlerini kan edip iğne sokup burada edip şama onun içine devamı kuhul sürme yaşama bir dadi o içine tezriğ et yerler o son rengi gök ya yaşlı olup duruyor. Şu vat kâng edilye nakş anrı verdat bilen. Allah Teala şunları lanet etsin. Ya kaş küllen bu külli sirip de başa form edip de mi halam form edip de kaşını çıkarıyorlar. Halkı bir edip burada edip. Ya kaş küllen sirip de başa form şu an nakş çekiyorlar, renk kuruyorlar, daha etiyorlar. Ondan da umumen yüzün kılını almaklık. Şuna namisat diptir. Vaşimat diyen kıyana hal kubiyet yerler. Şolori ve mutefellicat kadim zamanlarda dişi suhan bilen iğe yanak bırdat bilen yoğunup da ağrılarını açık edip avada bölge diyemişler yağışın beğere gitsin deyip. Şolara ediptir. Avadalık cihetli deyiptir. Allah-u Teala hılkatını ütket yerler. Yani Allah Teala'nın yaradışı gelişikti deyip öğleleri başa form edip de öğlen becermeklik. Şunu lanet etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip ve Allah da lanet etti. Lanet etsin deyip de beddua deyiptir. Bunu ulemaların aydanı husn cehetli diye de. Mesela bir mahal bir ay bir bab olsa bir adamın suratında. Mesela sakkal çıksa, zinanadan murt çıksa ya da makkal çıkan yerinden çıksa ya kaçtır buna da çıkmalı diğer yerlerden çıksa bir tüyüslü ayıp olup görünse maksusen zinanağa şunlu şunlarını ayırsa ayıp yok deyiptir. Ayıp olsa ya da ilaç cihetli bir meriçilik olup da şuna ilaç etmeklik için şunu demeyi ayırmalı olsa kılını da adını ya bir ayıp cihetli olsa onun ayıbı yok. Zinanı da karşıdır. Ya mesela yüzünde başka artık maç tüyler dağıtlar biten mi olsa zinanın görkünü telik edip görk edip de gelişkiz etiyen olsa ayıp oluyor o. Onları ayırmaklıkta ziyan yok. Ayıbı ayırmaklığı için mi olsa. Gelişkiz edip görk edip zinanın görkünü ayırıyan şekilde olsa karşıda olsun, sakkalda olsun, murtun yerinde olsun ya karşıda olsun ya devrekte olsun şunları ayırmaklığın ayıbı yok. Bir gelişikli suratta olsa. Her formada erken karşı demek diyelim olsun. Ama öcre olmayan şekilde bir ma'muli adli şekilde karşı da halkın karşı yali onu inçeldip de bedemek etmekle o ırsat yok. Ya yüzünün kılına hiçbir ayıp da yok. Sakkalla çıkmandır, murtta çıkmandır. Yüzünün den sarı kıllarını azıcık burada da kıl yanık burada da görünüyor. Şunu ayır ya. Ya sarı kıllarını ayıracak yüzün sapacak olsun. Kılı yuvarınmasın deyip et ya. O doğru değil. Eğer adam ziyan yoldaşı ırtıkat vereni bilen ya buyurup et diyeni bile etmeli değil. Çünkü Allah lanet etsin deyse şu lan etmekliğin öğüdü şu günah kebire ulu günahının alameti oluyor. Yani her günah ki şuna lan bağlısa kargış dedik lan dedik. Allah kargış etti şunların rahmetine terd etti deyip ayıse lan bağlısa lanet edilen bağlısa şu günah edilen adama Allah lanet etsin. Ya lanet etti Allah Teala deyip Resulullah haber verdi. Ya Kur'an'a geldi. Şu lan edilen amel o ulu günah olmalı oluyor.
Ona ırtıqat yok, eğer diyeni bilen ya eğerin buyruğunu bilen ırtıqat bulmuyor. Yani yankı şekilli olsa, görk söz edip, görk edip bir ayıp bulur ya şekilli olsa, onu ayıbını ayırır ya edip demeyi, yüzünde akıllarını ayırsa bulur. O bulma şekiline, böyle avadallayın, bezeyin, önkü buluşundan adı bezeyip bir avadallayın diyecek olsa, ona icadı vermeye şeriat. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.